Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar size vereceğim hesapta yeniden çok güzel bir GTOD bir paket açılımı yapacağız. Hesabın durumu şu anda birazcık garipleşmiş durumda. Ama şöyle abicim, şimdi sol kanatımıza yeni bir takviye yapacağız. Değiştireceğim sol kanatı ve stoper kısmımızı da gördüğünüz gibi satıyoruz şu anda. Yani 94'lük bir stoper vardı biliyorsunuz, iki yan boost basılmış ama onu da şu anda pazarda. Her neyse abi, biz her hafta olduğu gibi yine GTOD bir paket açılımı yapacağız. Bu hesabı size 10 Mayıs'ta vereceğim ve çekiliş hala devam ediyor. O yüzden açıklama kısmından bu hesabı ve iki kişi 10 milyon coins verdiğimiz çekilişe hala katılmadıysanız açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Bu arada Nimo TV'de de canlı yayınlarımız devam ediyor. O yüzden Nimo TV'den de beni takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında onun da linki var. Her gün canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınlarda çekilişler falan da düzenliyorum bazen. O yüzden katılın ve görün abi, Nimo TV'de artık hep beraber müthiş yayınlarımız başlamış durumda yani. Haydi bakalım, haftanın takım paketimiz açılıyor. Umarım güzel bir oyuncu çıkartırız. Mölders geldi. Bahoy geldi. Abi şu anda Fabio bile çok iyi ama elit oyuncunun çıkması çok çok daha iyi olur. Bu hesabı ben bayağı bir uçurmak istiyorum yani. Umarım elimizden geleni yapıyoruz. Aslında bu video gen yükseltme videosu ama bu arada bu tarz arkadaşlar içinde 10 milyon coins, 20 milyon coins'inizin bulunan hesap varsa bana verin. Ben onu olabildiğince gen yükseltip çekiliş yapabilirim. Yani sizin de çok işinize yaramaz. Sadece içinde 15-20 milyon bulunup başka hiçbir şey bulmayan hesap. Hiçbir işinize yaramaz yani. Şu anlık yani geri kalmış durumdasınız. Zaten bunu çekiliş yapabilirim. İsteyen varsa Instagram'dan yazabilir veya canlı yayınlara gelerek bana söyleyebilir. Ama videoya başlamadan önce ne abone istedim ne like istedim. Bunların hepsini unuttum. İstemeyince de yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ben dileniyor oluyorum ya. Like atın, abone olun abi. Bu kadar zor bir şey değil. Tamam, bu kadar sinirlenmeye gerek yoktu. Ama gerçekten abicim yani bir like tuşuna basıyorsunuz ama beni desteklemiş oluyorsunuz. Hiç de bir şey kaybetmiyorsunuz. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için de abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Mükemmel videolarla devam ediyor olacağız arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın merak etmeyin. Lollo, Horgan ve evet, ilk elitimiz çıktı. Gayet güzel. Hemen satacağım abicim. Şu anda 24 geçiyor bu arada. Yani 24 dakika geçti. Oyuncuların değerleri yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Ben hızlıca oyuncuları çıkartıp satmak istiyorum açıkçası. Mölders Mesa geldi. İlk oyuncudan bence elit gelecek. Allah, Kulukas geldi. Elit gelmedi. Elit gelecek sandım ama gelmedi. Neyse abi, benim hedefim şu anda 1 milyon 250 bin coinslik pakete kilitlendi. Haftanın takım paketinden ne gelecek? Barrera, Lollo. Bu arada hesabı bugün yine geliştireceğiz. Haberiniz olsun. Yani güzel bir şeyler yapacağız. Geçen videoda bu hesaba usta çıkmıştı. Baya şanslı bir hesaptı. Şu anlık böyle bir şansı bir düşük gibi ama evet, şu anlık birazcık şansı düşük gibi arkadaşlar ama bir çıkardıklarımızı satalım arkadaşlar. Bir çıkardıklarımızı satalım. Sonra 1-250'lik bir pakette açacağız. Gördüğünüz gibi zaten arkada da satılan bir oyuncu var. Kulukas 230 bin diyor abicim. Ben Kulukasları 169 binden satacağım. 140 bin diyelim. 8 saatlik şöyle koyalım arkadaşlar. Fabio'nun birisi bu arada arkadaşlar gerçekten gayet iyi. Ya şu Fabio'yu da böyle satacağım. Hatta Meza'yı da böyle satacağım. Ama parlayan Fabio'yu merak ettim. Ona bir bakacağım. Umarım iyidir. Umarım güzeldir. 324 bin diyor abi, bunu da 179 binden satalım. Bir şey değişmiyor ama öyle satalım 160 bin. Ama abicim ben Bruno Alves'i en azından güzel bir 250 bin coin'i en azından satabilmek istiyorum. Umarım satabiliriz. Abi yine de ben 229.999'dan satacağım abi. Risk almaya gerek yok. Risk almaya gerek yok. Satılsın çünkü normalde bu fiyattan satılmaz bu adam. Hani erken çıkardık, en azından kar ile satılabilelim arkadaşlar. Ve şimdi hemen 1 milyon 250 bin coinlik paketimizi açıyoruz ve sonra kadroyu düzenlemeye bakacağız. Bakalım elimizde ne kadar coins kalıyor bu arada. Hemen bakıyorum. 1 milyon 845 bin. Onunla bir stoper alırız takımı arkadaşlar. Stoperimiz satılıyor biliyorsunuz. Sol kanatı da buradan gelecek oyuncularla alırız diyorum. Fabio geldi abi. Hadi abi lütfen güzel bir oyuncu gelsin. Güzel bir oyuncu gelsin. Buradan para gelmesi lazım bize şu anda. Starzinski, Bahui ve abi. Abi bak, bunu çekiliş yapacağım. Sizlerden birine vereceğim ben bu hesabı ya. Lütfen bir usta gelsin abi şu hesaba. Hadi abicim. Starzinski parlayan Kulukas ama olmaz. Abi en azından 88'lik Envakayeme falan var. Yani onları falan verebilirsin. Hadi be oğlum Mölders. Cömert. Abi elit vermiyor ya. Elit çıkmıyor ya. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz abi. Gerçekten böyle bu iş yürümez. Hadi abi güzel bir şey gelsin. Mölders. Morgan. Abi hiç elit çıkmadı. O zaman abi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Altın hafta etkinliğine gireceğim. Bunları sonra satarız. Altın hafta etkinliğine gireceğim. Hesabı stoper de alacağım ama bir romantizm kısmından birazcık oyuncu alacağım abi buradan. Haydi bakalım. Şuradan bir şeyler çıkartalım ya. Bunlar açılmış durumda mı? Yo. Tamam. Açalım abi. Zaten açılmış durumda olamaz. Abi bin coins. Oyuncu çıkana kadar açacağım. 10 tane puan ver elimizde. Zaten daha da fazlasını alabiliyoruz. Herhalde bir tane oyuncu çıkartırız diye düşünüyorum. Hadi abicim şu altın hafta kısmından bir oyuncu çıkartalım yani. Hadi EA Sports. Güzel bir oyuncu ver. Sabahtan beri paket açıyoruz. Şu anda bir şey veriyor bu arada. Coins vermedi galiba, aynen. Korku puanı verdi. Abi korku puanı iyi hoş da şu anda değil be oğlum. Abi bu gerçekten böyle aralarından biz seçmiyoruz. EA Sports
kaçıncısından çıkacağına göre kendisi belirliyor. Ya gerçekten böyle şey mi olur abi? Hepsinden jeton veriyor. EA Sports belirliyor abi bunu. Sonradan belirliyor. Yani içine baştan koymuyor. Böyle şey olmaz. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Şimdi çıkan oyuncuları hızlıca abicim satacağım. Hızlıca satacağım. Kulukas gel buraya. Oo. Abicim şöyle hepsini 149.999'dan koyacağım. Umarım da satılırlar ya. Umarım da satılırlar. Hadi bakalım. 8 saat önerilen fiyatı kapat koy. Hepsini koyacağım abi. Bu fiyattan hepsini koyacağım. Fabio gel sen de abi. Böyle hepsini koyacağım. Bahuileri falan da 99.000'den koyacağım. Geriye kalan oyuncuları da 99.000'den koyacağım abi. Bir Bahuilerin ama değerine genel olarak bakalım. Hepsini aynı koymam birazcık saçma ama satılan satılsın abi. 152.000 diyor. Bunları da 99.000'den koyabiliriz abi. İnşallah satılırlar. Yani bilmiyorum ama satılırlarsa benim için gerçekten mükemmel olacak. Haydi bakalım Bahoy'u. Horgan da gelsin. Horgan gel buraya. Horgan. Lollo. Horgan Lollo. Evet. Horgan. Bir tane daha Horgan satalım. Tamam yeter abi. Gerisi artık satılırsa satılır. Şimdi arkadaşlar hesabımıza bakalım ne durumda. Gördüğünüz gibi şu anda bir tane stoper bir tane sol kanat eksik. Sol kanat zaten şu anda satılan defans oyuncusu satıldığında alacağız hesaba. Ve bir tane stoper alalım. Yani bu hesap sizin bu arada Salah, Abraham, Mesut Özil, Joao Cancelo falan gerçekten güzel oyuncuları var. Mendy de var hesapta. Yani gayet güzel bir hesap arkadaşlar. Fena bir hesap değil onu da söyleyeyim yani. Ve şimdi sizlerle beraber hemen stopere giriyoruz. Ve bir tane stoper alıyoruz arkadaşlar. Ve burada biliyorsunuz burada da satılan bir oyuncumuz var. Usta olan Bornov. 1 milyon 400 bine koyulmuş durumda. Satılmazsa daha da farklı bir fiyattan koyacağız zaten arkadaşlar. Yani Bornov da satılınca bir tane de sol kanat alırız. Bir sonraki videoda da onu görmüş olursunuz. Bir sonraki videoda da paket açıyor olacağız. Daha 10 Mayıs'a var arkadaşlar. Bu hesabı sizler için geliştirmeye çalışacağım. Umarım birazcık daha geliştirebilirim. Ama şu anki halde güzeldir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben Çağlar Söyüncü alacağım direkt çok fazla düşünmeden. Çağlar Söyüncü'yü nasıl alabiliriz? Abi 90 rating yapalım direkt. Takımı Leicester yapalım. Takım Premier League. Leicester City. Hemen Leicester City yapalım. Nerede Leicester City abi? Bulamıyorum. Leicester City'yi bulamıyorum. Şaka gibi ya. Vallahi bulamıyorum ha. Nerede abi bu Leicester City? Hah buldum. Vallahi göremedim bir saattir ya. Pozisyon stoper. Ve fiyat. Abi 1 milyon 300 bini geçmemiş ol. Çok düşüktü senin değerin. Çok fazla artmış olmasın yani. Evet. 1 milyon 125 binden bakacağım. Haydi abi lütfen çık bakalım karşıma. Çıkmadı. 1 milyon 150 bine de çıkarsın herhalde. 1 milyon 150 bin diyelim ve aratalım bakalım. Ve çıktı 1 milyon 135 bin coins civarında. Değeri var arkadaşlar. Biz de 1 milyon 135 bin, 1 milyon 127 bine de gördüm. Artık bunu alayım yani. Çok da fazla bakmaya gerek yok. 725 bin kaldı ama sol kanat için geriye burada bir sürü para gelecek arkadaşlar bize. Satılan oyuncularımızın içinden güzel bir para gelecek. Bir tane elit çıkardık sadece yani gerçekten. Hesabın şansı bitti mi yoksa bu haftalık mı şanssızdı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar ona bakıp göreceğiz. Şimdi hep beraber o zaman abi stoperimizi de yerleştirelim. Şöyle Çağlar Söyüncü'yü koyalım. 105'gen oldu. Zaten 106'gen de çok rahat olabiliyor. 107-108'gen bile olabiliyor arkadaşlar hesap. Hatta bir ara 108'gen olmuştu. Ama ben bir şeyler falan sattım. Hesabı birazcık bozdum ama daha da geliştireceğim. Merak etmeyin. Umarım geliştirebildiğim kadar geliştiririm. Yani şu anda gerçekten güzel gidiyor hesap çünkü. Böyle de devam etsin. Avantaj durumu da biraz daha ilerlemesi gerekiyor bu arada arkadaşlar. Yani avantaj durumu da birazcık geride. Hani birazcık bunları da ilerletmemiz lazım. Haydi bakalım VIP'ye girelim. Geçen bu arada şeydeki verdiğim hesaplar müthişti. Onu da söyleyeyim. Öyle hesaplar alıp vermemi istiyorsanız yine yorumlara yazın arkadaşlar. İstiyorsanız sizler için hesap satın alıp sizlere çekiliş yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. 113 ve 116'yken hesap verdim iki kişiye. Nimo TV'den, Nimo TV yayınlarına gelerek böyle hesaplardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten müthiş çekilişler oluyor. Her neyse arkadaşlar işte böyle bir hesabımız var. Ben de konuşuyorum birazcık. Niye konuştuğumu da anlamışsınızdır. Yani video birazcık kısa oldu. Sadece G-Talk bir paket açarak video olmuyor arkadaşlar. Yani altın hafta etkinliği ile ilgili falan düşüncelerimi söyleyeyim bari. Merak edenler vardır. Aa bir tane daha varmış lan puan. Bakayım çıkar belki. Vallahi bir şey çıkıyor. Ulan beceri geliştirirse. Vallahi oyuncu çıkardık lan. Şansa bak. Yemin ediyorum şansa bak anasını satayım. Bir tane o nereden geldi bilmiyorum. Çıkardık ama. İyi videoya da konu oldu. Güzel oldu. Fiyatına bakacağım. Bir çok aşırı fazla değilse şey yapacağım. Bakalım. Fazla değildir zaten. Abi içerik güncelleştirmesi geldi şaka gibi. Bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar tam bakarken içerik güncelleştirmesi gelmişti. Şimdi bari bakalım diyorum. 955 bin falan diyor bunun da değerine. Abi ben bunu da 749.999'dan koyacağım. Hiç bilmiyorum değerini bu arada. Hiç gerçekten bilmiyorum ama bu fiyattan koydum. Belki gider diye koyuyorum. Umarım giderse güzel bir kar olur bu hesaba da. Yani bir
En azından G.Todvi'den alamadığımızı buradan aldık. Videonun sonunda da şansa çıktı. Vallahi anlamadım. Hesabı alan kişi hesapta garip bir şans var arkadaşlar. Geçen hafta iki videosuyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak da mükemmel şeylerden haberdar olabilirsiniz. Bu hesabı kazanmak için açıklamadaki linkteki şeyleri takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve bye bye.